Merhaba, ben Bilir Saatçi. Bugün size camlı bir kolye yapacağım. Camla çalışırken şalimoyla çalışıyorum. Oksijen ve gazla çalışıyor. 1200 derecelik bir ısıda oluyor. Camları eriteceğim ve daha sonra onları külde tavlayacağım. Önce gözlüğümü takıyorum. Bu gözlük cam için özel bir gözlük. Çok komik gözükse de çok faydalı aslında. Hem cama sıçramaması hem de normalde kor gözüken camı daha net görmem için bu işe yarıyor. Önce gazı açıyorum. Daha sonra oksijeni. Önce burada topak var mı diye bakıp şalimamı temizliyorum. Şimdi biraz daha şiddetini arttırdım. Camı hemen ateşe sokmuyorum. Eğer ateşe camı alıştırmadan sokarsam patlıyor ve etrafa sıçrıyor. Ben de yanabilirim. Bu dikkat edilecek bir şey. O yüzden ateşin daha az yoğun olduğu ucundan başlayıp yavaş yavaş kendime doğru alıyorum. Camı önce bir top haline getireceğim. Daha sonra mandrele saracağım. Mandrelde de camın yapışmaması için özel bir ayırıcı var. O ayırıcıya batırıp yaklaşık 1 saat kurumasını bekliyorum. Bu ayırıcının diğer bir faydası da camı buradan kolayca çıkartmama yarıyor. Özellikle beyaz ve mavileri seçtim. Böyle modern bir nazar boncuğu şeklinde bir kolye yapmayı düşünüyorum. Cam çok akışkan, o yüzden devamlı çevirmem gerekiyor mandreli. Ateşin dışında çevirince de biraz soğutmuş oluyorum ve şeklini görüyorum. Eğer bir pürüzü varsa tekrar cam sarıyorum. Yine ateşin ucundan başladım. Çünkü bu cam da soğuk şu an. 1200 derecelik bir ateş olduğu için yavaş yavaş yapıyorum bu işlemi. Bu camı da çok dışarıda tutmamam lazım. Çünkü o da sıcak. Yani 1200 dereceden çıktı ve bir anda soğumaması lazım. Şimdi böyle noktalar koyacağım. Çok akışkan gördüğünüz gibi cam. Boyları birbirinden biraz farklı olduğu için üstüne takviye yapıyorum. Şimdi bunları ateşte hızla eriteceğim. Yine eşit dağılsınlar diye hızlı hızlı çeviriyorum ve hemen
atın diye atışın hızını gene şiddetini yine arttırdım. Ama nokta koyarken yine düşüreceğim. Çünkü o zaman çok fazla cam eriyor. Biraz cama daha hakim olmak için. Şu an ateşin dışında size rengini görebilirsiniz. Beyazın üstü maviyi, gece mavisi. Şimdi turkuaz koyacağım üstüne. Birkaç tane de siyah nokta koyacağım. Sonra hepsini toptan beraber eriteceğim. Yine biraz arttırıyorum. Her tarafına ateş gelsin diye böyle elimle çeviriyorum camı. Aynı hızda hepsi erisin diye. Yavaş yavaş oluyor. İyice erittikten sonra onu küle gömeceğim, odun külüne. Yine ateşten çıkarttım. Ateşin altını özellikle tutuyorum ki yine o şoku yaşamasın. 1200 dereceden şu an daha düşük bir ısıya geçtik çünkü. Camdan bir yerine turkuaz koymuşum. Ben bu gözlükler sayesinde ne yaptığımı aslında çok iyi görüyorum. Fakat gözlükler olmadığı zaman dışarıdan bakan bir göz olarak renkleri ancak ateşin dışına camı çıkarttığım zaman görebilirsiniz. Şu an tam bir kor gözüküyordu. Bir alev topu gibi. Önce dışarıda biraz tavlıyorum. Şimdi onu gömeceğim. Burada yavaş yavaş yanmış odun külünde yavaş yavaş ısısını düşürerek tamamlanacak. Demin yaptığım boncukları küle gömdüm. Aynısından bir tane daha yapmıştım aynı renklerde. Daha çok ben birden fazla boncuk kullanmayı daha çok sevdiğim için. Yine aynı tonlarda yaptım. Külden çıkarttıktan sonra camları mandralden bahsetmiştim. Mandral hemen suda çözülen bir şey. Kolayca işte sudan çıkarttım onu, mandralinden çıkarttım, içini temizledim ve bunlar oldu. Bu iki tane boncuk oldu. Ben bunlara modern nazar boncuğu diyorum. Şimdi bunlardan bir kolye yapacağım. Bir tane kırmızı ip kullanmak istiyorum çünkü iki rengin güzel kontrast oluşturduğunu düşünüyorum açıkçası. Mavi ile güzel yakışıyor. Ve ben bütün cam malzemelerimde gümüş kullanıyorum. Çünkü camın o güzel
aydınlık pırıl pırıl görüntüsüne gümüşün de parlaklığı güzel oluyor diye. Şimdi kolye yapacağım bunlardan. Dediğim gibi gümüşlerin hepsini kapalı çarşıdan alıyorum. Tavukçular Çarşısı'ndan. Boncukların işte bu mandrelin çıktığı delikten gümüşleri geçiriyorum. Bunu açıp önce ipe takacağım. Şimdi boncukları koyacağım. Burada yer olduğu için bunu kesebilirim ya da buraya farklı bir tane küçük bir gümüşten yine bir şey takabilirim. Bir kuzu olabilir. Böyle küçük hayvanları seviyorum ben. Zürafa var, kedi var. Ya da daha böyle daha sade bir şey olduğu için bu yaprak damla motifini takmayı uygun gördüm şimdi. Çünkü o kadar yerim var. Ucunu kıvırıyorum. Ve yine gümüş bir zincir takıyorum. Gene o da damla motifli. Bunu da sıkıştırıyorum. Ben daha çok böyle biraz daha yaptığım şeyler tam eşit değil gördüğünüz gibi. Daha böyle D şeklinde olmasını seviyorum. Ve kolye bitti. Ona gene gümüş bir aparat taktım kapatma yerine. Şimdi takıp nasıl olduğuna bakıyoruz. Böyle ve hazır. Yaz boyu güzel renkleriyle takacağıma inanıyorum. Umarım siz de keyifli vakit geçirmişsinizdir benimle. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.